arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle minik prenseslerimiz için çok güzel bir şort çalışması yaptık şortumuza bel kısmından örmeye başladık ve sırası ile istediğimiz ölçü gelene kadar modelimizi kurduk trabzanlarımız ve diğer bakınız kabartılı bir şekilde örmüş olduğumuz trabzan grubumuzla istediğimiz ölçü gelince bacak aramızı şu şekilde ayırdık ve daha sonrasında birer birer bacaklarımızı örerek şortumuzu tamamladık. Ve bacak uzunluğu da bakınız yeterli. Bayağı uzun. Belinin zincir çekerek bakınız kutucuklarımızın arasından bağcığını da geçirdik. Uçlarına da çiçeğimizi yaptıktan sonra şortumuzu kullanmaya hazır hale getirdik. Hemen ölçülerimize bakalım. 31 santim şortumuzun eni. Boyuna bakalım. Şu şekilde şuradan itibaren ölçüyorum. 24 santim şortumuzun uzunluğu. Bacak arasındaki derinliğine bakalım. 6 santimde bacak arasının derinleşim katlandığı için şu şekilde bakınız. 6 santim bacak arısının her bir dilini arkasında şöyle gördükten sonra bakın arkasıyla birebir aynı dilerseniz etek olarak da kullanabilirsiniz. Bacak arasını ayırmadıktan sonra etek olarak kullanılabilir. Evet. Şimdi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Şortumuzu örmek için bakınız şu şekilde bir tane çizelgeden de faydalanabiliriz. Şöyle gördüğümüz zaman şortumu ikişer tane modelimin aynı yerde olduğunu görüyorum bakınız iki model yan yana arada 10 trabzanımız var arada 10 trabzan ve 10 trabzanın hemen sonrasında modellerimiz gelmekte tekrar 10 tane trabzan ve tekrar yeni modelimiz ve karşılıklı burada olduğu gibi hem önümüzde hem arkamızda çift çift modelimiz var çift modelimiz yan yana onar trabzan ve diğer bir tane modelimiz aşağıya doğru devam etmek her modelimizin yanında ise onar tane trabzan var şöyle modelimizin e, şemasında görecek olursak bakınız onar tane trabzanlarımızı arada örelim modelimizi yerleştirdikten sonra tekrar 10 tane trabzan modelimizi yerleştirelim 10 trabzan çift olarak buradaki uygulamamızı görelim bakınız çift olarak ve e, İsterseniz büyütebilirsiniz. Büyüteceğinizde mutlaka çift olarak büyütmelisiniz. Yoksa bir tarafta fazla bir tarafta eksik çok hoş durmaz. Ama şu şekilde de daha kolay bir büyütme tarzını kullanabilirsiniz. Aradaki trabzan sayısını artırarak İstediğiniz ölçüde aynı buradaki modellerimiz birer birer kalır bacaklarımızın önünde ama buradaki trabzan sayısını artırabilirsiniz. Ne kadar ihtiyacınız varsa o kadar artırabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Şu şekilde de artış yapabilirsiniz. Bu taraflara hiç dokunmadan tam her iki ortamızın olduğu bölüm iki değil dört tane yaparız. İki sağ tarafa iki sol tarafa yaparız. Diğer bütün bir trabzanlar hepsi kalır. Sadece burada dört tane trabzanımızı çalışırız. İki iki ayırmış oluruz. Burada bacak arasına ayıracağımız zaman iki tanesini bu tarafa iki tanesini de bu tarafa yerleştirmiş oluruz. Tabi arkayı da aynı şekilde dört tane olarak örmeniz gerekmekte. Eğer büyütmek isterseniz bu ikinci yöntem çok çok daha işinizi kolaylaştıracaktır. Evet şimdi modelimizi bu kadar anlattıktan sonra örelim. Şortumu örmek için Nako'nun Lüks Minnoş'u kullanıyorum. %50 poliamid, %50 primium akrilikten oluşmakta ipimiz. Renk numarası 11198, 100 gram ve 336 metre. Bu ipimizi örmek için 3 numaralı tığımı kullanıyorum. Uygulayacağım model biraz kalın uçlu tığlarla daha uygun olduğu için ben 3 numarayı tercih ettim. Tabi ipinize göre tığlarımızı seçerken dikkatli olmanız çok daha güzel olur Eğer ipiniz daha ince ise iki buçuk numaralı tığlarla ya da eliniz çok gevşekse iki buçuk numaralı tığlarla örmenizi tavsiye ederim ama ben e, yumuşak ören de birisiyim aslında ama 3 numara gayet hoş olmakta Evet zincirimi çekerek başlıyorum 110 tane zincirimi çekiyorum İlk olarak bir tane düğümümüzü atıyorum ve zincirimi çekmeye başlıyorum. Zincirimizi çekerken lütfen çok sıkı olarak çekmeyelim. Biraz rahat çekelim ki tığımızın ucu trabzanlarımızı yerleştirirken rahat etsin. Biz de rahat edelim. 1, 2, 3, 4, 110 tane olunca görüşelim. 110 sayısına ulaştım ve zincirimizin santim olarak ölçüsüne birlikte bakalım ve birbirimizin ölçüsünü kıyaslayalım ölçümün 45 santim olduğunu görmekteyim. Şimdi kocaman bir yuvarlak yapmak istiyoruz. Onun için çekmiş olduğumuz zinciri düzeltiyorum. Birinci zincir yuvasına batıyorum. Kapatıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincirimi çektikten sonra bir tane zincir atlıyorum. İkinci zincirimin içerisine bir tane trabzanım örüyorum ve ilk kutumuzu bu şekilde oluşturuyoruz bir tane zincir çekiyorum bir trabzanı atlayarak ikinci zincir yuvasının içerisine giriyorum ve trabzanımı örüyorum tekrar yukarıdan bir zincir aşağıdan atlıyorum ikinci zincirimin içerisine geçiyorum ve bir tane kutumu oluşturuyorum sırayla bir zincir aşağıdan atlıyoruz bir zincir yukarıdan çekiyoruz ve birer trabzanlarımızı yaparak Kutucuklarımız oluşturuyoruz. Bir tane zincirimi çekiyorum, bir atlıyorum, ikinci zincirin içerisine trabzanımı örüyorum. Tekrar bir tane zincir, bir tane atlıyorum, ikinci zincirin içerisine trabzanımı yerleştiriyorum. İstediğim ölçü gelene kadar yani bütün zincirlerimi kutucuk yaptıktan sonra görüşelim şöyle örmeye devam edelim zincirimizin üzerine kutucuklarımızı ayarladık şu an 56 tane kutucuğumuz hazır şu şekilde bakınız açtığım zaman gayet e, genişlemekte üzerine modelimizi ördükçe yine bu şekilde geniş bir ölçüsü olacak Evet şimdi trabzanımızı örmeye başlayalım 3 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 Tığımın başını doluyorum. Hemen bir tane zincirimin içerisine bir trabzanımı örüyorum. İki tane trabzanım oldu. Zincir trabzanın üzerine örüyorum. Tekrar zincirimin içerisine giriyorum. Trabzanımın üzerine buradaki minik gördüğümüz gözlerin içerisine örelim. 5 tane trabzanımı ördüm. Bir tane kutu atlıyorum. İkinci kutunun içerisine bakın zincir çekmeden 6 tane trabzanımı örüyorum. Bir defa başını doluyorum. Bakın bir kutu atladım. Diğer kutunun içerisine bir defa başını doladım. Fakat 3 defa da alıyorum. 1, 2, 3. Tekrar 1, 2, 3. Toplamda 6 tane olana kadar 3 defa da alalım trabzanımızı. 1, 2, 3. Bir defa doluyorum. 1, 2 ve 3 son trabzanımı örüyorum toplamda 6 tane trabzanımı ördüm bakın 5 trabzanımızı bir kutunun içerisine bir trabzan üzerine ördük bir tane kutumuzu atladık sıradaki kutunun içerisine 6 tane trabzanımızı üçer defa ördüm ve şimdi hemen solundaki kutucuğu da atlıyorum yanındaki Diğer sıradaki kutunun içerisine zincir çekmeden tığımın başını doluyorum ve bir tane trabzanımı örerek başlıyorum ve ikili trabzan olarak örüyorum. Bir tane trabzanımın üzerine bir tane zincirimin içerisine bir tane trabzan üzeri ve bir tane zincir içine 10 tane olacak şekilde trabzanlarımızı örüyoruz. Şöyle bakalım. Bakın bir tane zincir içerisine bir tane trabzanımızın üzerine toplamda 2, 4, 6, 7 tane ördüm. 8 zinciri trabzanımın üzerine örüyorum. 9. zincirin içerisine ve 10. trabzanımı da örüyorum. Ve tekrar 10 tane trabzanımı ördükten sonra buradaki 6 trabzanımızın aynısını örüyoruz. Bir tane kutuyu atlıyorum zincir çekmeden tığımın başını bir defa doluyorum burayı atlıyorum bir sonraki kutunun içerisine trabzanımı 3 defa alarak örüyorum 1 2 ve 3 6 tane olana kadar aynı şekilde örüyoruz 1 2 ve 3 1 2 3 1 2 3 5 tane oldu 6. da 3 defa alarak örüyorum. 6 tane trabzanımızı bu şekilde ördükten sonra şimdi sol taraftaki kutuyu da boş bırakalım ve ikili trabzan şekliyle diğer şuradaki elimi tuttuğum kutumuzdan örmeye başlayalım. Araya zincir çekmiyorum. Tığımın başını doluyorum. Kutumuzu atlıyoruz. Diğer kutunun içerisine batıyorum. Bakınız burayı atladım. Diğerinin içerisine gelerek batıyorum. ve ikili trabzan şekliyle örüyorum. Bir zincirin içerisine bir trabzanımı bir zincir içerisine toplamda 10 tane olana kadar örüyorum. Şöyle bakalım. 2, 4, 6 ve 8 bir tane daha kutumuzu örmemiz gerekiyor. Evet. Şöyle bakalım. 2, 4, 6, 8 ve 10. Şimdi buradaki yaptığımız modelimizin aynısını tekrar ediyoruz. Tığımın başını doluyorum. Bir tane atlıyorum kutuyu. Diğer kutunun içerisine girerek batıyorum ve başlıyorum. 1, 2, 3. 6 tane olana kadar 3 defa da trabzanlarımızı örüyoruz. 2, 1, 2, 3. 1, 2 3 1 2 3 ve son trabzanımı örüyorum. 3 6 tane trabzanımızı ördük. Şöyle baktığımız zaman bakınız burası bu dilimizin tam ortasına olabilecek kısmımız. Şöyle bakınız. Burayı ortası olarak düşünmek istiyorum ve hazırlamak istiyorum. Onun için buradaki trabzanımın yanına bir tane daha aynı gruptan örmek istiyorum. Onlu trabzan değil, iki tane yan yana buradaki çalışmamızın aynısını yapmak istiyorum. İki tane zincirimi çekiyorum. Bakınız, hiç zincir çekmemiştik, hemen trabzan'a geçmiştik. İki zincirimi çektikten sonra solunda bir kutu boşluk bırakıyorum. İkinci kutunun içerisine gelerek batıyorum tekrar iki tane zincirimi çekiyorum yine bir tane kutu atlıyorum diğer kutumun içerisine buradaki çalıştığım altı tane trabzanımızı üçer defa alarak örmeye başlıyorum bakın bir tane atladım 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ve devam ediyorum 1 2 3 1 2 3 3 3'er defa alıyorum kaç tane olduğuna bakıyorum 5 6'ncıyı örüyorum Evet herhangi bir yere batmadan şöyle görmek istiyorum Burası modelimizin tam ortası önünün ortası iki modelimizin yan yana gelmesi gereken bölümümüz şimdi buradan sonraki kısımda yine buraya kadar ördüğümüz şekliyle örüyoruz zincir çekmiyorum bir tane kutuyu atlıyorum diğer kutunun içerisine trabzanımla başlıyorum trabzan üzeri 10 tane trabzanımı örüyorum bir zincir içerisi bir trabzan üzeri zincir içerisi ve trabzan üzeri ikili olarak trabzanlarımızı 10 sayısına ulaştırıyoruz sayalım 2 4 6 ve 8 9 ve 10 toplamda 10 tane trabzanımız oldu bakınız modelimizin ortası 10 trabzan şimdi tığımın başını doluyorum bir kutu atlıyorum diğer kutunun içerisine 6 tane trabzanımı yerleştiriyorum ama 3 defa da çekiyorum trabzanımı 4 5 ve 6 6 tane trabzanım ördükten sonra bir kutu atlıyorum diğer kutumun içerisine gelerek trabzanımı örüyorum ve ikili olarak başlatıyorum ve sıramızın sonuna kadar bu şekilde örerek ilerleyelim 10 tane trabzan bir tane altılı grubumuz ve kenarlarında şöyle gösterelim Bakınız kenarlarındaki birer kutumuz da boş olsun. Şöylece. 10 trabzan birer kutu bakınız yanlarında boş. Çünkü bu altının açılımı için burada yığılma olmaması adına birer kutumuzu sağından ve solundan boş bırakıyoruz. Evet sıramızın sonuna kadar tamamlayalım. Sıramızın sonuna doğru yaklaştık. Bakınız modelimizin ön merkez kısmında iki tane modelimizi yan yana örmüştük. Tam arkasında bu modelimizin tam arkasında yine aynı şekilde her ikisini yan yana yerleştireceğiz. Bir tanesini ördüm. İkincisini yine birlikte örelim. Bir ve iki tane zincir çekiyorum. Bir kutu atlıyorum. Diğer kutumun içerisine gelerek batıyorum. Tekrar iki tane zincirimi çektikten sonra bir tane kutu atlıyorum. Diğer kutumun içerisine gelerek atıyorum. Bir, 6 tane olana kadar 3er defa çekerek örüyorum. 2, 4, 5 ve 6. iciyi da örüyorum 3 defada. Evet, şimdi bir tane kutumuzu atlıyoruz. Diğer kutumun içerisine batıyorum. Başlangıçta 5 tane trabzanımı örmüştüm. Buradan da 5 tane trabzanım örüyorum. 2 3 4 ve şuraya batıyorum. 5 ve en son 3 zincirimle başladığım yere gelerek batıyorum ve birleştirmemi yapıyorum. Şöyle görelim. Modelimizin önünde ve arkasında ikişer tane modelimiz var bakınız. Şöyle bakalım. Şu ipimi kurtarmak istiyorum. Daha düzgün görünsün. Evet. İkişer tane modelimiz tam birbirinin denginde. Bir tane model önümüzde. Bir tane model diğer sağ tarafta bakınız. Arkaya çevirdiğimiz zaman yine arkada da aynı eşitliği sağlıyoruz. Bir tane model sol tarafımızda. Bir tane model sağ tarafımızda. Tam eşit bir şekilde her ikisini de modellerimizin yerleştirdik. Evet daha büyük ölçülerde yapacağımızda da model sayımız 1-2-3 fazlalaşabilir ya da aradaki trabzan sayısını daha az ya da daha fazla yapabilirsiniz. Önemli olan önümüzle arkamızı şu şekilde eşitleyelim. Her iki modelimizi önde de arkada da eşit miktarda ayarlayarak yerleştirelim. Evet şimdi ikinci sıramızı örmeye başlayalım. Arkamızın tam orta yerinden başlıyoruz. 5-5 olarak ayarlamıştık. Ve de geçişlerimizi lütfen böyle düz trabzanlarımızın olduğu yerlere ayarlayalım ki daha rahat geçişlerimizi yapalım. 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. 3 zincirimi çektikten sonra trabzanlarımın birer birer üzerinden örüyorum. Bakınız düz trabzanlarım her zaman düz olarak örülecek herhangi bir işlem yapmayacağız kol altına kadar dümdüz devam trabzanlarımı ördüm bakınız 5 tanesini önce 5 tanesini sonra örecektik 6 trabzanımın olduğu yere geldim burada tığımın başını doluyorum 6 trabzanımızın her bir trabzanın ardından giriyorum Birinci trabzanımdan başlıyorum. Bakınız şu şekilde tığımın başını doluyorum. Zincir çekmiyorum. Trabzanımın ardından şöyle yandan bakın girdim ama arkadan. Trabzanıma tığımın sırtıyla itiyorum. Ve çıkıyorum. Bakınız şöyle da ittim ve çıktım. İpimi alıyorum bu aradan. Bir ve iki. İki defa da örüyorum. Altı üç de örmüştük. Bakınız üstü iki de örüyoruz. Tığımın başını tekrar doluyorum. 6 tane trabzanımızın her birine aynı işlemimizi tekrar ediyorum. Arkasından giriyorum. Önden çıkıyor bakınız tığımın başı. Trabzanımı itiriyorum. Bakınız şu şekilde. İpimi alıyorum. Doladığım ipi 1 ve ilmeği götürdüğüm ipi 2 defa da alarak örüyorum. Tekrar ardından 6 Altı trabzanımızın altısına aynı işlemimizi yapıyoruz. Üçer üçer ördükten sonra bakınız 3 tanesini ördüm. Araya 2 tane zincirimizi çekiyoruz. Tekrar tığımın başını doluyorum. Geride kalan 3 tane trabzanımı da aynı şekilde ardından giriyorum. 2 trabzan şekliyle örüyorum. 1 ve 2. Tekrar Ardından giriyorum. Son 3'ü örüyorum. İlk 3 ve son 3'ü 2'ye ayırıyoruz. Ardından. Evet 6 tane trabzanımızı 2'ye böldük. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan olarak ardından girerek ördük. Ve buradaki güzel kabartımızın oluşmasını sağladık. Modelimize güzel bir hava katan e, kısım. Burası zaten şu kısım. Onun için burada 3 defa alıyoruz. Yukarıda 2 defa alıyoruz. Bakınız burada kıvrılıyor şu kısma doğru. Herhangi bir şekilde boyut farkı da olmuyor yandaki ikili trabzanlarımızla. Evet şimdi araya tekrar zincir çekmeden 10 tane trabzanımı tepesine batarak örüyorum. 1 2 Hiç işlem yapmıyorum. Evet bakınız şu şekilde birer birer 10 trabzanımı örüyorum. Sayalım bakınız 2, 4, 6, 8 ve 10 zaten üst üste ördüğümüz için herhangi bir şekilde hiç ne eksik ne fazla oluyor. Direkt örebiliyoruz. Tığımın başını doluyorum. Şimdi 6 tane trabzanımızın biraz önceki yaptığımız gibi 3-3 ayırıyoruz. Ortaya iki zincirimizi çekiyoruz ve alırken ardından alıyoruz. Araya zincir çekmiyorum. Tığımın başını doluyorum. Ardından giriyorum. Bakınız ilk önce tığımın başını doladım. Ardından giriyorum. 1 ve 2. Iki. Birinciyi ördüm. İkinciyi ördüm. Ve üçüncü trabzanımı da ördüm. Üç trabzanımı ördükten sonra araya iki tane zincirimi çektim. Sonrasında yine kalan 3 tane trabzanımı da aynı şekilde ardından giriyorum. 1 ardından 2 ve ardından giriyorum. 3 üç. 3'er içer böldüm ardından aldım ve araya 2 tane zincirimi çektim. Şimdi aradaki 10 tane trabzanımı örmeye başlıyorum ve bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz ama ortada sizlerle birlikte olalım. Tam ortadayım bakınız. İki tane modelimizin olduğu yerdeyim. Birinci modelimizi aynı şekilde ördüm. Şimdi ikinci modelimize geçmek istiyorum. İkinci modelimize geçişimizde herhangi bir şekilde zincir çekmiyoruz. Hiçbir şey çekmiyoruz. En son trabzanım ördüm. Tığımın başını doladım. Yine 6 tane olan trabzanımı 3-3 arkalarından alıyorum. 1 yine arkasından 2 3. örüyorum. Araya zincir çekmedim bakınız. 2 tane zincirimi araya çektim kendi grup arasına ve kalan 3 tane trabzanımı da aynı şekilde örüyorum. 1 2 ve ardından alıyorum 3. Evet, ortamız ve arkamızdaki tam iki modelin yan yana olduğu kısmı bu şekilde örüyoruz. Araya zincir çekmeden hemen üçer üçer ayırıp kendi arasındaki sadece iki zincirimizi çekiyoruz ve bu sıramızı bu şekilde örerek tamamlayalım. Modelimizi tamamladık ve sıramızın başına geldik. Şimdi modelimizi tekrar 6 trabzan 6 trabzan ön kısımlarımız için ve aradaki 10 trabzanlarımız tekrar modelimizi 6 trabzanımızı 3'er defa örerek 10 trabzanımızı 2'şer defa da örerek e, tamamlayacağımız sıramızı tekrar ediyoruz. Üzerine ise 3 trabzan 2 zincir 3 trabzanımızı ardından girerek örüyoruz her iki sırada modelimiz tamamlanıyor Şu görmüş olduğumuz iki sırada şimdi altılı grubumuzun olduğu yere başlayalım ve belli bir büyüklüğe gelene kadar sıralarımızı birbiri ardınca örmeye devam edelim 5 trabzanımızı örmüştüm hemen zincirimin üzerine batıyorum ve 5 tane zincirimi 3 tane zincirimi çekiyorum ve trabzanlarımı birer birer örüyorum 3, 4 ve 5. 5 trabzanımı ördükten sonra bakın tam ortadaki iki zincirimin olduğu yere tığımın başını bir defa doluyorum. Ve geliyorum 6 tane trabzanımı 3 defa da örüyorum. 1, bakın 3 defa alıyorum. Bir defa doluyorum. Birer birer örüyorum. Toplamda 3 defa da çekiyorum. Şöyle yavaş yapalım. Bakınız bir defa. 1, 2 3 bir daha çıktım başıma 1 2 ve 3 toplamda 6 tane ördükten sonra tığımın başını doluyorum aradaki 10 trabzanımın üzerine batıyorum şuradaki 3 trabzanıma batmıyorum hemen arayı oluşturan 10 trabzanımın üzerine geliyorum ve örüyorum 1 ve trabzanımızın araya değil şuradaki minik gözlerin içerisine giriyorum ve sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz bir sıra altı trabzan daha sonra üzerindeki üçer üçer ayırdığımız trabzanlarımızı örelim ve biraz büyütelim şortumuzu ördüm istediğim uzunluk ölçüsü geldi hemen ölçümüze bakalım uzunluk kısmına 19 santim şortumuzun uzunluğu ve ben ipimi kopardım şöyle çünkü Bakın önümüzde arkamızda çifter modellerimiz var. Yanlarda ise birer tane modelimiz var. Şimdi ben tam ortadan zincirle karşıya geçiş yapacağım ve birer birer bacaklarımızı artık ayırıp örmeye başlayacağım. O yüzden ipimizi kopardık. Şimdi tam ortalayalım ve bu şekilde örmeye başlayalım. Uzunluğunu ölçtük. Enini ölçmedik. Enimiz ise 31 diyebiliriz. 31 santim de elimiz Evet. Tam ortalıyorum. Bakınız tam şu her iki modelimin arasına giriyorum. Zincirimi çekiyorum. Bir tane sabitledim. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 zincirimi çektikten sonra diğer tam ortadaki iki dilimin arasına giriyorum. Evet. Ve bu şekilde geçişimi yapıyorum. Şöyle dönelim bu tarafa. Tığımın başını doluyorum. Hemen aradaki zincirimin içerisine bir tane trabzanım örüyorum. İkinci trabzanım örüyorum. 3, 4 ve 5. Beş. beş tane zincirimizi çekmiştik. Beş tane trabzanımı da örüyorum. Şimdi modelimizi kurmaya başladım tam araya bakınız bu dilimin olduğu araya geliyorum Bu zamana kadar yapmış olduğum işlemin aynısını yapıyorum tığın başını bir defa doluyorum 1-2-3 defada alıyorum Bir toplamda 6 tane trabzanı örüyorum Tıpkı burada modelimizi sürekli kurduğumuz şekliyle kuruyoruz 2. ördüm 3 bakınız 3'er defada alıyorum 1-2-3 Dışını doluyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Toplamda 2, 4 ve 6 tane trabzanımı ördükten sonra 2 tane zincirimi çekiyorum. 2 tane zincirimi çektikten sonra saymaya başlıyorum. Bir, iki, üç ve dört. Dördüncü trabzanıma gelerek batıyorum. Tekrar iki tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3. 3. trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Ve 6 tane trabzanımı 3 defa da örüyorum. Tıpkı buradaki ördüğüm gibi buraya da bir tane daha buradaki motifimizden oluşturuyoruz. Tekrar 1, 2, 3. 6 tane trabzanımızı bir defa başını doluyorum. 3 defa da alıyorum. 5 tane oldu. 6.yı da örüyorum. Şu şekilde bakınız. 2 tane zincirimi hemen çekiyorum ve saymaya başlıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Dördüncüye gelerek batıyorum. İki tane zincirimi çektikten sonra tekrar tığımın başını doluyorum. Bu kez ortadaki zaten devam ede gelen modelime içine giriyorum. Ve altı tane trabzanımı aynı ördüğüm şekliyle örüyorum. Bir defa doluyorum, üç defa da tamamlıyorum. 2 3 şöyle görelim bakınız bir tane modelimizi buraya yerleştirdik bakınız şimdi ilerleyelim İki tane zincirimi çekiyorum. Yine aynı şekilde burada batmış olduğumuz gibi. Bakınız hemen ilk başlangıca gelerek batıyorum. Sonra dördüncüye batıyorum. Şuradaki 3 trabzanımı geçtikten sonra modelin kendi içindeki on tane trabzanın ilkine batıyorum. Bir iki tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Bir iki üç dört altı tane trabzanımı bir defa doluyorum ve tam 6 tane olmasını sağlıyorum. Dört, beş, altı. Bakın ben çok yumuşak ördüm. Örgümüz ve de tığımız üç numara. İki, dört, altı. İki tane zincirimi çekiyorum ve sayıyorum. Bir, iki, üç ve dört. Bir, iki, üç, dört. İki tane zincirimi çektikten sonra yine araya gelerek batıyorum ve bu şekilde ortadaki bacak arasına kadar örerek gelelim. Bacak aramızın buradaki biraz önceki trabzan yaptığımız yere kadar örerek geldim. Altı tane trabzanım ördüm, iki zincirimi çektim. Bakınız her zamanki ördüğümüz üç tane trabzanımızın hemen dibine batıyorum. İki zincirimi çekmiştim. Tekrar iki tane zincirimi çekiyorum bacak arasındaki başlamış olduğumuz noktaya tığımın başını doluyorum 1 2 3'ünün üzerine geliyorum ve başlıyorum 1 2 3 6 tane trabzanımı örüyorum buraya da biraz önceki hazırlamış olduğum trabzanımın üzerine örmekteyim şu anda 4 5 ve 6 6 trabzanımı ördüm bakınız hemen şu araya gelerek batıyorum ama öncesinde iki tane zincirimizi unutmayalım araya batıyorum ve başlıyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum bakınız 6 tane trabzanımın ilkine 3 tane zincirimi çektim tığımın başını doluyorum arkasından giriyorum 1 ve 2 defa da alıyorum yandan giriyorum araya 2 tane zincir daha önce yukarıdan itibaren örüp geldiğimiz şekliyle üçer üçer bölerek örüyoruz ve ortasına üçlerimizin ortasına iki tane zincirimizi çekiyoruz hemen diğer tarafa geçelim arada herhangi bir işlem yapmıyoruz 1 2 3 ikili trabzan şekliyle iki defa da örüyoruz araya iki zincirimi çektim diğer trabzanlarımı da aynı şekilde örüyorum Başlangıç yerimize kadar örerek geldim. Bakınız paçamızın bir tanesi tam çift olarak bakın üçer üçer böldüğümüz yerdeyiz. Modelimizin kaç tane olduğuna bakalım. İlk başlangıcımız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi sayımızı artırarak en son e, dilimimizi örüyoruz. Yeniden modelimizi kurmaya başlayalım. 3 tane zincir çektiğimiz yerin üzerine gelerek batıyorum. Şu şekilde tığımın başını doluyorum ortaya girerek 10 tane trabzanım örüyorum bir defa başını doluyorum 3 defa da alıyorum 6 tane yapmıştık şimdi en son sıramız olduğu için 10 adet örelim 2 4 5 6 7 8 9 ve 10 Toplamda 10 tane ördüm. Sayalım bakınız. 2 4 6 8 ve 10. 2 tane zincirimi çekiyorum. Tam araya gelerek batıyorum. Tekrar 2 tane zincirimi çekiyorum. 10 tane 2 zincirin olduğu yeri örmeye başlıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane ördüm ve 2 tane zincirimi çekiyorum. Her iki grubumun arasına batıyorum ve başlangıç noktama kadar yine onlar onlar doldurarak geliyorum. Onar trabzan, onar trabzan ördüm. Araya da iki tane zincirimi ördükten sonra son sıramızı örmeye başlıyoruz. Son sıramızda ikili trabzan şekliyle örmüyoruz ve araya iki tane zincir çekmiyoruz. Bir defa başını dolayarak örmeye başlayacağız. İlk trabzanımın ardından giriyorum. Yine ardından bakınız. Bir iki tane zincirimi çekiyorum. İkinci trabzanımın ardından giriyorum. Ve tek seferde alıyorum. Üçüncü trabzanımın ardından giriyorum. Tek seferde alıyorum. Ve birer birer bütün trabzanlarımın ardından girerek başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Araya zincir çekmiyorum. Zaten trabzan sayımı artırmıştım. Ve bir üzerini de örmeyeceğimiz için zincirimizi çekmeden tamamını örüyorum. Şu şekilde bakınız en bitişimiz arada zincirsiz ve bir defa başını dolayarak örme şeklinde olacak yine araya zaten zincir çekmiyorduk bakınız tığımın başını doluyorum arkadan giriyorum ve tek seferde alıyorum Tüm trabzanlarımızı bu şekilde başını dolayalım tek seferde etrafından dolanalım ve paçamızı tamamlamış olalım Evet şortumuzun paçasını en son trabzanı da ördüm. Bir defa başını dolayıp çekmiştim bakınız. Ve başlangıç noktasına gelerek batıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra sabitliyorum. Ve ipimi buradan kesiyorum. Diğer paçamıza da aynı şekilde modelimizi uyguluyoruz. Şöyle bakalım. İlk önce altı olarak bütün grubumuzu uyguluyoruz. Sonrasında 10 tane trabzan üzerine de bir defa başını dolayarak alıyoruz. Evet aynı işlemlerimiz diğer bacağımıza da başlayalım. Zincirimizi çekiyorum. Bir tane düğüm atmak için ve örmeye başlıyorum. Şuradan başlayalım. 1, 2, 3, 4. Bir defa başın doluyorum. 6 tane çekiyoruz bu sıramızda. 2, 3, 4, 5 ve 6 şöyle görelim 2 4 ve 6 hemen birinci trabzanımızın üzerine batıyoruz bakınız 3 tane buradakini saymıyoruz diğer ilk trabzanımıza 2 tane zincirimizi çektikten sonra batıyoruz Tekrar iki tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, Dördüncü trabzanımın üzerine geliyorum. Ve modelimizi bu şekilde tıpkı burada kurduğumuz şekliyle kuralım ve bu bacağımızı da bitirelim. Şortumuzun her iki paçasını da örerek tamamladım. Bakınız gayet güzel bacak aralardan ve şu şekilde bir uzunluk oldu. Yaklaşık kaç santim olduğunu hemen bakalım. Tam birleşme noktasından 6 santim. 6 santim uzunluğunda her iki yöne doğru uzattık bakınız bu tarafınki 6 santim bu tarafınki yine 6 santim ve modelimizi karşılıklı tam bacak arasında birbirine karşılığında olacak şekilde modelimizi yerleştirdik ve her iki paçamızı da bu şekilde tamamladık herhangi bir noktadan bir tane zincirimi çekiyorum ve örmeye başlıyorum bir tane kutumuzun herhangi bir yer hiç fark etmez batıyorum ve bir tane zincirimizle sabitliyoruz bir tane ilerideki kutunun içine batıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Batmış olduğum yerin ardına giriyorum ve bir tane minik kirpik yapıyorum. Bir sonraki kutunun içerisine gelerek batıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra batmış olduğum noktanın ardına giriyorum ve ikinci kirpiğimi oluşturuyorum. Her bir kutuya direkt batıyoruz. 3 tane zincirimizi çekip ardına batarak kirpiklerimizi oluşturuyoruz. 1, 2, 3 ardına batalım. Ve bir sonraki kutuya 1, 2, 3 ardına batalım. Ve başlangıç noktamıza kadar bu şekilde birer kirpiğimizi yaparak gelelim. Başlangıç noktamıza kadar kirpiklerimizi örerek geldim. İlk başlangıç noktamıza gelerek batıyorum. 1, 2, 3 ve en son kirpiğimi de buraya batarak örüyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi koparıyorum. Şimdi ipimizi içeriye aldıktan sonra belimizin buradaki kutucuklarımızın içerisine zincir çekerek bağcığımızı yapalım. Hemen yetecek kadar bel ölçümüze zincirimizi çekmeye başlıyoruz saymadan tahmini bir şekilde rahat rahat çekiyorum ve e, zincirimi çekmeyi tamamladıktan sonra ipimi koparmıyorum. Koparmadan başlangıç yerimizden takmaya başlayacağız. Siz de koparmayın. Eksik olursa üzerine tamamlarız. Yoksa çiçeğimizi hemen koparmadan örmüş oluruz. Evet şimdi ilerliyorum. Epey büyütene kadar rahat rahat çekelim. Epey uzunca zincirimi çektim ve uç kısmına şöyle ayıracımı taktım. Dilerseniz çatal iğne takabilirsiniz. Tam ortadan başlıyorum. Dilerseniz hiç elimizle de geçirebiliriz. Aslında her zaman ben elimle takıyorum. Hiç zor olmuyor ama bu kez şöyle takmak istedim. Dilerseniz tabi uzun çatal iğneler çok daha rahat çektiriyor bir tanesinin altından bir tanesinin üzerinden geçerek başlangıç yerimize kadar bütün kutucuklarımızdan geçişimizi yapıyoruz. Başlangıç yerimize kadar gelelim. Evet başlangıç noktamıza kadar tam ortalı bir şekilde e, taktım ve tamamladım şimdi diğer ucumuzu koparmamıştık Bakınız şu şekilde diğer ucumuza bir tane çiçek örmek istiyorum Bakınız koparmadığımız yere tığımın başını doluyorum 1 2 3 4. gelerek batıyorum dördüncü zincir yuvasına Bir tane trabzan ördüm bir zincir ve bir trabzan oldu İkinci trabzanımı örüyorum ve üçüncü trabzanımı örüyorum. Üç tane trabzanımı ördüm. Bir de kenardaki zincirimiz var. Bir iki tane zincirimi çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Ve çiçeğimizin bir tane yaprağını oluşturuyoruz. Bir ve iki tane zincir çekiyorum. Üç tane trabzanımı ardarda arda örüyorum. Bir, iki, üç. İki tane zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. 2 tane zincir çekerek tekrar çıkıyorum 3 tane trabzanımı yan yana örüyorum 1 2 3 tekrar 2 tane zincirimi çekiyorum ve aynı yere batıyorum çiçeğimizin sapı şu zincirimiz bakınız zincirimizin hemen diğer yanına da geçiyorum ilmeğimi geçirip bir tane zincirimi çekip sıkıladıktan sonra ipimi kesiyorum ve kesmiş olduğumuz ipi içeriye alalım zincirimizin önünde birinci çiçeğimizi bu şekilde ördük şimdi diğer uç kısmına zincirimizi öbür çiçeğimizde aynı şekilde örelim tığıma ipimi bir tane zincir çekerek bağladım ve diğer ucumu alıyorum İpimizi kopardığımız kısım ikinci ve üçüncü zincirimizin olduğu yere gelerek batalım ve başlayalım örmeye 1 2 3 3 tane zincirimi çektim ve aynı yere girerek 3 tane trabzanımı yapıyorum 1 2 3 3 tane trabzanımı ördüm 2 tane zincir çekiyorum trabzanlarımı ördüğüm yere gelerek batıyorum 1 tane 2 tane zincirimi ilave ediyorum 3 trabzanımı yan yana örüyorum 1 2 3 2 tane zincir aynı yere batıyoruz 2 zincirimizde çıkıyoruz yukarıya doğru ve 3 tane trabzanımızı yine örüyoruz iplerimizi daha sonra gizleyelim 1 2 ve 3 2 tane zincirimi çekip aynı yere batıyorum buradaki sapımızın hemen diğer tarafına geçişimizi yapalım sadece ilmeğimizi aşırtıp bir tane zincirimizi çekip ipimizi koparalım ve şöyle görelim buradaki fazla kopardığımız ipimizi içeriye alalım Evet şortumuzun bu şekilde çiçeklerini tamamladım düğümümüzü attım ve kullanılmaya hazır hale geldi bu şekilde bir çalışmamızın daha sonuna geldik Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek sağlık, mutluluk ve huzur içinde kalın inşallah. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.